Ufuk Coşkun, Ukrayna, büyük sıfırlama için bir test alanıdır. Ukrayna'daki savaş neden dünyadaki tüm diğer çatışmalardan daha fazla dikkat çekiyor? Türkiye hariç Batı neden çatışmayı sona erdirmek için diplomatik çabalar gösterme zahmetine bile girmiyor? Ukrayna ve Ukraynalıların kaderi neden Batı'nın tüm ülkeleri ve halklarınınkinden daha önemli hale geldi. Ana akım medya neden ısrarla Ukrayna ve Ukraynalıları göz önünde bulunduruyor ve onları yeni seçilmiş insanlar olarak görüyor? Esasen nedeni gayet basit. Çünkü bu ülke üzerinden iki ayrı sistem gelecek savaşı veriyor. En önemlisi de Ukrayna büyük sıfırlama için bir test alanı olarak görülüyor. Anlayacağınız bu yeni vaat edilen topraklar yapay zeka tarafından kontrol edilecek. Yani bu yeni Kenan'da yeni dünya düzeni test edilecek ve oradan tüm dünyaya yayılacak. Tam da bu nedenle savaşı körüklemek ve uzatmak niyetindeler. Çünkü yangının bıraktığı bu çorak arazide yeni bir dünya düzeni için bir pilot proje inşa etmek gibi bir amaçları var. Temmuz ayında İsviçre Lugano'da Ukrayna'nın yeniden inşası konferansı gerçekleşti. Burada Zelenski'nin dostu olan Başbakan yardımcısı Mikhailo Fedorov da vardı. Bu adam Google, YouTube, Apple ve Netflix üst düzey yöneticilerinden Rus hizmetlerini engellemelerini veya sınırlamalarını istemişti. Fedorov orada bulunanlara hükümetinin Ukrayna'da dijital bir devrim yapmak istediğini açıkladı. Ülkesini dijital olarak yok edilemez hale getirmek için dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri olan Big Tech'le çok yakın çalışmak istediğini söyledi. Dijital Dönüşüm Bakanı olan Fedorov, İsviçre'de Digital for Freedom adlı bir proje sundu. Burada elektronik formda vergi sertifikası, ev vekaletname e-girişimci, gaziler için e-hizmetler, e-mahkeme, nüfusun %100'üne 1 gigabit internet erişimi sağlamak, otomatik kamu izleme kontrol sistemi vesaire gibi başlıklar var. Bunun amacı Ukrayna'yı önümüzdeki yıllarda dünyanın en dijitalleşmiş devleti haline getirmek. Anlayacağınız gelecekte Ukrayna hükümeti ve Big Tech yakın bağlantı içinde hareket edecek ve burayı Avrupa İsrail'i yapacaklar. Federov ise Ukrayna'nın yakın gelecekte %100 dijitalleştirilmesini ve Amazon ve Microsoft sunucularında depolanan tüm verilerin füzeler tarafından yok edilemeyeceğini söylüyor. Tüm idari hizmetler, araba ve emlak kaydından vergi ödemeye, seçimlere, sağlık, eğitim, yargı ve paraya varana kadar topyekün dijitalleştirilmiş bir Ukrayna'dan bahsediyorlar. Diğer taraftan hatırlarsanız Zelenski ülkesinin savaşın ardından büyük İsrail olacağını söylemişti. Amerika merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi de Ukrayna'nın nasıl büyük bir İsrail'e dönüştürüleceğini inceleyen bir yol haritası yayınlamıştı. Yani Ukrayna'yı İsrail tarzı bir güvenlik devletine dönüştürmek için gerekli bilgileri içeren bir yol haritasıydı bu. Şimdi ekranlarda konuşulmayan mesele şu. Rusya kaybederse Putin hükümeti çökecek ve Amerika ülkeyi ele geçirip birkaç parçaya ayırabilecek. Oradan da Çin'i izole edecek. Bu da Amerika, Avrupa ve İsrail'deki Yahudi güç merkezlerinin rehberliğinde benzersiz bir dünya düzeninin nihai olarak kurulmasına yol açacaktır. Amerika savaşı kaybederse Batı ekonomik ve askeri düzeninin çöküşünü, dolayısıyla yükselen bir Avrasya'yı ve dünyadaki tüm güç dengesinin yeniden örgütlenmesini göreceğiz. Benim de Rusya'yı desteklememin temel nedeni budur. Yani Amerikan saltanatının çöküşünün hızlanması ve VeF'in büyük sıfırlama emeline ulaşamaması içindir. Zira bu hepimiz için bir felaket olacak. Ufuk Coşkun Milat. Fuat Uğur, Muhalefetin Açlık Oyunları ve Gerçekler Bir muhalif yazarın muhalif mahalleye kötü bir haberim var yazısıyla başlayalım. Habertürk'ten Oray Eğin, Başka bir ülkeye taşındığından beri ilk kez bu yaz aylarını Türkiye'de kesintisiz geçirmeye karar vermiş. Şimdi gözlemlerini aktarıyor. Aşağıda yazısından birkaç bölüm var. Türkiye'ye gelmeden önce dışarıdan bakan pek çokları gibi rakamlar, sosyal medya, köşe yazıları üzerinden okuma yaptığımda karşımda batmış bir ülke bulacağımdan emindim bu aynı zamanda Erdoğan devrinin kapandığı, muhalefetin seçimi kesin olarak kazandığı bir Türkiye demekti. Ancak millet aç diye koparılan fırtınadan eser yok. Düzenli geliri olanlar içinse hayat pahalı olmasına rağmen devam ediyor. Bütün uçaklar dolu, trafik ilerlemiyor, restoranlarda yer bulunmuyor, otel fiyatları rekor düzeyde. Bir cumartesi gecesi Arapların veya diğer turistlerin olmadığı Kadıköy'e çıkın ve görün. Bu yaz durmadan birileri evlendi, şaşalı düğünler yapıldı, ekonomik çark işliyor, hayat devam ediyor, bakkalda markette her ürün bulunuyor, ekmek de var, un da, şeker de, en pahalı tekil da. Bir kıtlık söz konusu değil, bazı ürünler evet çok pahalı ama raflarda mevcut. İnsanlar işlerine gidiyor, fabrikalar kapanmıyor, en önemlisi üretim sürüyor. Ama muhalif mahallenin sürekli battı çöktü dediği Türkiye bu tanımın evrensel kriterlerine uymuyor. Oray'ın kendi yaşam alanlarının da dışına çıkarak yaptığı bu gözlemde farklı bir bakış açısı sunmuş. Yazı uzun. Okumanızı öneririm. İlginçtir. Benzer bir yazıyı tam kaleme almak üzereydim. Çünkü geçtiğimiz pazar yurt dışına konfeksiyon ürünleri ihraç eden bir iş adamı komşumuz ve eşinin davetlisiydik. Komşum çok dertliydi. Şirketinde ihracat yapacağı ülkelerdeki tüketicilerin tercihlerine göre tasarımlar hazırlattırıyor ve bunları fason üretim yapan konfeksiyon atölyelerine sipariş ediyor. Ancak tüm konfeksiyon atölyeleri toplam işçi sayısının %30-40'ı kadar elemanla çalışmak zorunda kaldıklarından iş yetiştiremiyorlar ve aylar sonrasına randevu veriyorlar. Bu yüzden de ciddi bir zarara uğradıklarını anlatıyor. Sebebi ise konfeksiyon atölyelerinin ve fabrikaların işçi bulamaması. Göçmen işçi de bulamıyorlar mı diye sorduğumda aldığım cevap daha da ilginçti. Bu fabrikalarda ve atölyelerde çalışanlar arasında en yetenekli olanlar Suriyeli göçmenlerdi. Onların bir kısmı artık dönüyor. Kalanlar da başka işlerde zaten istihdam ediliyorlar. Türk işçi yok olanlar beğenmiyor. Hepsi ana baba kuzusu, masa başı devlet işi peşinde. Ümit Özdağ'ın Türkiye'de 10 milyon göçmen olduğu palavrasına kulak verir ve ona inanan akıl fukarası ırkçılara bakarsanız Türk işçiler göçmenler yüzünden iş bulamıyor. İş adamı ayakkabı sektöründe de durumun aynı olduğunu söyledi. Onunla konuştuktan 3-4 gün sonra Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan ayakkabı moda fuarı başladı. Bu yılki ihracat hedefleri %40 artarak 1 milyar 300 milyon dolara ulaşmış. Ama Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İç'ten en büyük sorunlarının nitelikli iş gücü olduğundan dert yanıyor. Çünkü sektördeki iş yerleri aynı nedenle %50 işçi kapasitesiyle çalışmak zorunda kalıyor. Durum şu. Hayat pahalı, enflasyon yüksek ama üretim tüm hızıyla devam ederken ve ihracat artarken ardı ardına yeni iş yerleri açılıyor ve yurt dışına ürün satan sektör sayısı Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar çeşitleniyor. Bu da istihdamı artırıyor. Türkiye'de çalışan sayısının 32 milyon kişiye dayanmış olması durumun açık ve net göstergesi. Dolayısıyla da vatandaş geçmişe göre hayat pahalılığı nedeniyle istediği her şeyi alamasa da ihtiyacını giderecek kadar temin ediyor. Çünkü işi ve düzenli akan parası var. Hükümet elektrik ve gaz faturalarını %80 oranında karşılıyor. 6,5 milyon kişiye sosyal yardım yapılıyor ve bunun için bütçedeki rakam 40 milyar liraya çıkarıldı. Tarımsal üretimde verilen taban fiyatlar memnun edici. Kaldı ki hükümet vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğini belirterek yılda iki kez asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını belirliyor artık. İki ay sonra yeniden düzenleme yapılacak üstelik. Tabii bir de tüm bunların üzerine TOKİ konutlarıyla 1 milyon arsa muhalefetin tüm ayarlarını bozdu daha çok bozacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan uygulanan sistemin Türkiye'ye özgü bir ekonomik model olduğunu sık sık vurgularken haklı çıkacak gibi görünüyor. Faiz konusunda diretti, diretti ve sonuçta Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz'ten Elon Musk'a kadar dünyanın önde gelen isimleri faizi artırmanın enflasyonu artıracağını ve ekonomik durgunluğa sebep olacağını, yatırımlarını tamamen durdurup işsizliğe yol açacağını söylediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu modeli halkın diliyle onlara seslenerek gayet net ifadelerle açıklıyor. Onun da dediği gibi Türkiye faizi yükseltme gibi bir ekonomik modeli tercih etseydi enflasyon yine olacaktı, hayat pahalılığı yine sıkıntıya sebep olacaktı ama yatırım üretim duracak, işsizlik daha da artacaktı. Ama tabii muhalefetin istediği büyük ekonomist Özgür Demirtaş'ın modeli faiz artsın, dolar biraz düşsün, küçük bir zümre laylaylom yapsın ama insanlar işsiz kalsın. Böylece artan işsizler iktidarı değiştirsin. Başka derdiniz? Fuat Uğur Türkiye